Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Pazartesi gelecek oyuncular açıklandı arkadaşlar ve harika bir paket pazartesi günü geliyor. Genç Yıldızlar paketi pazartesi günü gelecek. Şu an isimler belli fakat maksimum seviyeler pazartesi sabah açıklanacak. Fakat isimler o kadar iyi ki arkadaşlar Kaleye baktığımızda Donnarumma oyunun önemli kalecilerinden birisi. Nadir de geliyor. Çok çoğu zaman görmüyoruz kendisini ve ilk seviyesi bile 86. Daha önce Donnarumma'nın gelen kartlarına baktığımızda kaç seviyeden başlıyormuş? 86'lık mesela İtalya milli takımı kartı var. 86'dan başlıyordu. 97'ye kadar çıkmakta. Kadromuzda 99'u görmekte. Minimum böyle bir kart olacaktır. Keşke bir seviyeli olsa. Diğer isimlere baktığımızda stoper Kunde sağ bekte de yüksek bir seviyeyle oynayabilmekte. Oyun tarzı hücumcu defans olarak gelecek. Burada bir diğer stoper Real Madrid'den Eder Militao. Önemli bir stoper futbolcusu. Stoperler bitmedi. Belki de en yüksek seviyeli stoper olacak isim Delit. 85'te 86 demekte. 86'dan başlıyorsa diğer kartlarına bakalım. Daha önce 95 kadromuzda 98 olan Player of week kartları vardı. Ondan önce gelen kartlarına baktığımızda 85-86'dan başlayan zaman zaman kartları da oldu. Kadromuzda büyük ihtimalle 98'i görecek. Minimum 98'lik bir kartıyla gelecektir Delit. Önemli bir stoper futbolcusu. Sol açık Foden var. Birçok farklı yerde oynayabilmekte. Güzel bir futbolcu ve geldiğinde yüksek seviyeli geliyor. Zaten futbolcuların çoğunun ilk seviyesi bile 84-85. Seviyeler havada uçuşacak. Bir diğer açık futbolcusu Rafael Lao birçok defa da geldi kendisi. Santrafor'da, sol kanatta, sol açıkta kullanabiliyoruz. Sol bek futbolcusu Alfonso Davis var. O da çok yüksek seviyeli olacaktır. Çok hızlı bir isim. Hız hızlanma dayanıklılık değerleri çok iyi. Devam ettiğimizde Arsenal takımından Martinelli Güzel özellikleri vardı. Geçmişte birkaç tane kartı iyi gelmişti kendisinin. Aşağıya doğru indiğimizde son 3 futbolcu Barcelona takımından Pedri var. Oyunun önemli futbolcularından birisi. Sol açıkta, sol kanatta, göbekte ofansif orta sahada yüksek seviyede oynatabiliyoruz. Sol açıkta da bayağı etkili bir isim. Ofansif orta sahada Musiala Bayern Münih takımından genç yıldız. Daha ilk hali 86, maksimum çok yüksek olacaktır. Yaratıcı oyun kurucu. Musiala'yı da yine sağ içerisinde Birkaç farklı pozisyonda yüksek halde kullanabiliyoruz. Ve burada göbek futbolcusu Kaysedo var. Kaysedo daha önce gelmişti. Hemen ona bakalım. 94'lük bir kartı var. Kadromuzda 96'ya kadar çıkmakta. Minimum yine böyle bir kartıyla gelebilir. Yani minimum böyle gelecektir büyük ihtimalle. Ee, belki bundan da daha iyi yapabilirler mi? Bakalım. Bu kartı 81'den başlıyormuş. Fakat pazartesi gelecek kartı o da 81'den başlıyor. <laughs> Tıp atıp aynısı da gelebilir arkadaşlar. Ama o diğer futbolcular çok iyi. Bir kaleden a, Santrafor yok. Evet Santrafor'a kadar diyecektim. Tek eksik Santrafor. Anca burada Rafael Laius CF'ye çekebiliriz. Keşke Kayseto yerine bir tane Santrafor. Ama şöyle 100 seviyeli olabilecek bir Santrafor keşke olsaydı. Bugün gelen Showtime futbolcuları da bir inceleyelim arkadaşlar. Mbappe Santrafor demişken Mbappe. Kadromuzda 101 diyor ama 102'ye de çıkarabiliyoruz. Mesela hızlanma değeri 99. Hızlanmadan biz biraz alalım. Aldık ama hala 99. Şimdi 98 oldu. Ama ben bir tane daha vereyim. 99. O aldığımı mesela bitiriciline bassam Mbappe 102 seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Olur da çıkaran arkadaşlarımız varsa öyle bir değişiklikte de yapabilir. Hızlanması 99 olmasına rağmen oyun uygulama defalarca hızlanmasına basıyor. Oradan alıp bitireceğine aktarabiliriz. Bitiriciliğine vermeyip pasına versek 102 olmamakta ama farklı şekillerde de denemek lazım. Belki farklı şekillerde de yine 102'ye çıkabilir. E, Marquinhos var. Geçmişte adaylı sözleşmeye de gelmişti. O da çok yüksek seviyeliydi. Bu kartı 100 seviyeye kadar çıkmakta Önemli bir futbolcu ama ben adaylı sözleşmeyle de bir hesabımda aldım. Sıklıkla kullandım. O kartını da çok beğenmiştim. Bu kartıyla da o kart arasında arada dağlar kadar da fark yok. Seviye anlamında da o kartı 99'a kadar çıkıyordu. Bu kartı 100. Defansif orta sahada sağ bekle stoper de kullanabiliyoruz kendisine. Ve bir diğer futbolcumuz ofansif orta sahada Kabelya. 97'ye kadar çıkmakta. Diğerlerin yanında seviye anlamında düşük kaldı. 100-102'leri gördükten sonra... Şimdi 97'ye düştük. Bir de arkadaşlar player of the week oyuncularına bakalım. Showtime paketinin içerisinde şu tarzda da yine futbolcular var. Bunların içinde birkaç tanesi yüksek seviyeli. Sağ bek, hakimi. Olur da Showtime paketinden açan arkadaşlarımız belki bunlardan birini de çıkarmış olabilir. Hakimi o tarafta 98'e kadar çıkmakta. Sağ bekte, sol bekte, sağ kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Burada bir başka yükseklere baktığımızda Lacazette 93. Sağ kanat futbolcusu var 93. 96'ya kadar çıkıyor kadromuzda. 93'lerin sayısı oldukça fazla diyeceğim ama 4, 3 tane 93'lük var. 4 tane bir de burada sağ kanatımız var. Diğerleri 91'lik futbolcu. Player of the Week e gelecek olursak. Player of the Week'de yüksek seviyeli isimler yer almakta. En yüksek seviyeliyle başlayalım. Alexander Arnott 99'a kadar çıkıyor. Takım oyu tarzımızı 100 yaptık. 99 ve göbek olarak geldi. Oyun tarzı tam ortası. Sonrasında Bruno Fernandes var. Takım oy tarzımız 100 olduğunda 98. Ama takım oy tarzımızı 99'a düşürürsek o zaman 97'ye kendisi de iniyor. Sol bek futbolcusu Perisic. Perisic sol bek kartıyla geldi. 97. Hem de savunmacı bek oyun tarzıyla. Fakat birçok yerde kullanabiliriz gizli forvette bile bu kartını kullanabilmekteyiz. Çok ilginç olurdu ama savunmacı bek bir futbolcusunu GF'de falan kullansak. Çıkaran arkadaşlarımız denediyse yorumlarını bizlerle paylaşabilir. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de var. 91'den 94'e kadar çıkmakta kendisi. Hızlı, şut gücü yüksek bir isim. Bitiriciliği de iyi, yüksekten pası da var. Burada sol açık futbolcusu 93'e kadar çıkmakta. E sonrasında kaleci 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Kalecilik özellikleri 80'in üzerinde. Sıçraması çok iyi değil. 79. Boyu 1.90 olan bir kaleci. Sol bek var burada. İkinci bir sol bekimiz. Fakat bu sol bek back, sağ bekte de oynayabilmekte. Savunmacı bek oyun tarzına sahip. Stoperde de kullanabiliyoruz. Gerekirse defansif orta sahada çekebiliriz. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Yüksekten pası var. Savunma özellikleri de güzel. Hızı, hızlanma gerçekten özelliklerine baktığımızda İyi bir futbolcu. Seviyesi çok yüksek değil ama kullanılabilecek isimlerden birisi. 92'lik sol kanat futbolcumuz var. 94'e kadar çıkmakta. Hızlanma değeri çok yüksek. Bitiriciliği bayağı iyiymiş futbolcumuzun. Santrafor'da bile keşke kıpkırmızı olsaydı. Orada da belki kullanabilirdik. Oyun tarzı gezici kanatmış. Gelirse kullanılabilecek ama yüksek seviyeli olmayan bir futbolcu. Kamavinga var. Önemli bir isim. Orkestra şefi sol bekte de kullanabiliriz. Göbekte, defansif orta sahada birçok özelliği yemyeşil 80'in üzerinde. Savunma da var, pas da var, hız da var. Güzel bir futbolcu. Orkestra şefi geriden oyun, oyun kurmayı seven oyun tarzına sahip. Stoper futbolcumuz 93'ten 95'e kadar çıkmakta. 96 olmadı. 1.89 boyunda. Fena değil. Tabi oyunda kendisinden çok daha iyi stoperlerde bulunmakta. Bugün gelen Player of the Week oyuncularının seviyeleri bunlar da arkadaşlar. Showtime'a baktık. Pazartesi harika bir paket gelecek. Bu paketteki oyuncuların seviyelerini çok merak ediyorum. 99'lar havada uçuşacaktır büyük ihtimalle. Birçoğunun 98-99 seviyesi olacaktır. Pazartesi sabahı da bu oyuncuların maksimum seviyeleri açıklanacak. Tüm bunlarla alakalı sizlerde de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün paketlerden top açılım yaptıysanız kimler geldi? Pazartesi de bu paketten kimi bekliyorsunuz? Kimin için top açılımı gerçekleştireceksiniz? Ben özellikle de Donnarumma için heyecanlıyım. Çıkarmaya çalışacağız. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.